Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazı ve restorasyon çalışmaları Profesör Doktor Necmi Karul başkanlığında devam ediyor. Yaklaşık 70 kişilik bir ekiple devam eden kazı çalışmalarında geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de dünya tarihi açısından önemli eserlerin bulunması hedefleniyor. Geçen yıl biliyorsunuz Aslanlı Yapı olarak adlandırılan mekanın restorasyonunu tamamlamıştık. Bu yıl da o döneme ait ikinci bir yapının ile ilgili çalışmaları bitirdik. Şu anda da işte koruma çatısının altında olan bir önceki evreye ait büyük anıtsal yapıların olduğu yerde kazıları sürdürüyoruz. Bu alanda geçtiğimiz yıl dünyanın en eski boyalı heykeli olarak adlandırılan bir esere rastlamıştık. Dolayısıyla burada çok bitti gibi gözükse de kazılar aslında halen yapılacak çok iş var. Dolayısıyla konsantrasyonumuz bu alanda devam ediyor. Bunun tabii önümüzdeki günlerde hani benzer buluntularla karşılaşacağız. Bunu en çok sorulan sorulardan biri bu. Arkeolojinin doğasında neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ama zaten eser odaklı bir iş yapmıyoruz. Buradaki veriyi toplamaya çalışıyoruz. O veri de kazı çalışmalarının ardından laboratuvar ortamlarında değerlendiriliyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde kazıların 12 ay boyunca sürdüğünü, bunun da önemli bir kısmını 3-4 ayının arazide geçtiğini, geri kalan kısmını da üniversitede, laboratuvarlarda, enstitülerde sürdürüldüğünü varsaymanız gerekiyor. Bu yılda Ekim'in ortalarına kadar buradayız. Dolayısıyla yaklaşık 4 aylık bir saha çalışmasını planlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çalışmalar devam ediyor, devam da edecek. Diğer taraftan utanç verici bir başka konu da bu bağlamda birilerinin, yurt dışından birilerinin buradaki kazıları durdurabilme gibi bir erke sahip olduğunun düşünülmesi. Hiçbir Türk bilim insanı, hiçbir Türk kamu yetkilisi bu alanda buradaki bir bilimsel çalışmaya başka birine karar vermesine, yönlendirmesine zaten müsaade etmez. Toplumun da bu konuda müşteri olmasını bekliyoruz. Endişelenecek bir şey yok. Sıradan yaklaşımlara da itibar edilmesi, alay konusu olabilecek şeylere itibar edilip gündem oluşturulması da bence üzücü. Arkeolojinin en motive edici yanlarından bir tanesi neyle karşılaşacağınızı bilmemeniz. Göbektepe, bu bölgedeki kazıların daha da motive edici bir yanı var. Bu tür daha önce karşılaşmadığımız eserlerle karşılaşma olasılığımızın çok yüksek olması. Dolayısıyla tabii ki bu tür eserler olacak. Ama son yıllarda yaptığımız çalışmaları, daha fazla arkeometrik şeyleri, incelemeleri, analizleri de çalışmalara daha fazla, önceye göre daha fazla dahil etmeye çalışıyoruz. Sadece eser odaklı değil, başka buluntular, sonuçlarımız da var. Bir beslenme ile ilgili, evcilleştirme ile ilgili son derece ilginç sonuçlar var. Dolayısıyla bu yılda benzerlerinin olmaması için hiçbir sebep yok.